kaçtı? 2008'de çekmişim. Kaymakam hanım vardı. Geçen sene yani 2022 yılında bulunan hieroglifler incelemesi, çalışması daha devam ediyor. Bu sene de burada epey de bir çalışma yürüttük. Hem bazı bunlara zarar vermeden bize hangi malzeme kullandığını gösteren yöntemlerle ile hem de bazı filolojik çözümlemelerle yönelik. Şimdi ilk etapta şunu söyleyebiliriz. Her iki tarafta inşaat kitabesi var. Yani burada mesela bir isim söz konusu. Arishadu. Bu Arishadu burayı yaptı deniyor. Şeyde bir ilerideki işaretleri ile bunu bir araya getirdiğimiz zaman. Batı taraftaki de öyle. Ve aynı zamanda batı tarafta da bir iki işaret daha var. Bir grup henüz tam netleşmedi anlamını. Ama bir tanesi de anlamı belli. Orada Tutkalya Dağı ile yol iki işaret birleştirmişler veya üç işaret daha doğrusu birleştirmişler. Tutkalya Dağı biliyoruz Hitit metinlerden. O Hititler için çok kutsal saydıkları bir dağ. O kadar önemli ki birkaç tane kral kendi kraliyet ismini oradan almış. Yol ilgili olması şey anlamına gelebiliyor. Hani oradan Tutkalya Dağı'ndan gelen yol, Tutkalya Dağı'ya doğru giden yol ya da Tutkalya Dağı'nın içinden geçen yol. Ve burada olması yani bir tünelde bulunduğumuzdan dolayı benim hipotezim bu yer kapı acaba Tutkalya Dağı ile eşitleştirebiliyor muyuz? Veya suni yapılmış bir Tutkalya Dağı ile eşleştirebiliyor muyuz? Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman, özellikle ovadan bakıldığı zaman bu yer kapı şeyin en üstünde, en yüksek noktada ve dolayısıyla her tarafından görülüyor. Tam böyle kutsal bir mekana, kutsal bir alana yakışır bir vaziyette yer almakta. Hı. Ama bu şu anda bir hipotezdir. Yani imzası kitabesi işte ben yaptım diye gibi bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Ama aynı zamanda şunu anlıyoruz. Büyük bir ihtimalle Hitit döneminde, Hitit dünyasında bu Anadolu hieroglifler yani bu resim yazısı çivi yazısından çok daha fazla yaygındı. Yani gündelik hayatı da yaygınlığı kastediyorum. Çivi yazısı daha çok bir elit bir fenomen. Devletin kullandığı bir unsur, bir bulgu. Ama bunlarla büyük bir ihtimalle gündelik haberleşme, işte şehir içinde işaretler, işte yönlendirme vesaire birçok şey tahmin edilebiliyor. Olduğunu düşünmek lazım. Yani bizim bu keşif bize Hitit dünyası hakkında özellikle gündelik hayatla ilgili bazı ipucular veriyor. Şunu daha verebilirim.